Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi üzerinize olsun. Sevgili YouTube takipçilerimiz, bugün itibariyle 1000 aboneye ulaştık. Buradan bütün YouTube takipçilerimizi ve bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, şükranlarımı gönderiyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyoruz. İnşallah nice 1000 abone değil 100.000 abonelere ulaşmayı Rabbim dileklerimize bütün arkadaşlarımın adına da kendi adıma da inşallah nice abonelere, nice sağlıklı abonelere, güzel çekimlerle, insanlarla güzel videolar yapıp insanlara saygıyla, sevgiyle, insanlara huzurunda yemek yapmayı, video yapmayı nasip eylesin diyoruz. Buradan öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Çin, Almanya, Belçika, Fransa, burada olan herkese, beni özellikle takip edenler, herkese, YouTube takipçilerimize, bu illerimizde olanları tespit edildi. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Herkese merci beaucoup diyorum. Çok sağ olun. Biz de sizi her zaman destekliyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Allah nice sağlıkla güzel videolar yaşamayı, yapmayı ve güzel sağlıklı yaşamayı nasip etsin. Bu dileklerimiz hepinizle, bütün müminlerimizle, bütün Allah dostlarıyla paylaşıyoruz. Emeklerimize karşılığını, cevabını verdiğiniz için, güzel yorumlarınızdan dolayı, güzel mesajlarınızdan dolayı, ayrıyeten bizi desteklediklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Rabbim sizlerin bütün dileklerini kabul etsin. Ne istiyorsanız Rabbim birisi 1000 ocaklarınıza bereket ihsan eylesin. Bütün kalbimle diyorum. Herkesi buradan sevgiyle, saygıyla şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet, burada noktalıyoruz. Bugünkü sevincimizi sizlerle dün yaptığım videoyla da paylaştım. Bugün sizlere yemeğin arasında da sizlere tekrar hatırlatmada ve şükranlarımı sunmaya ihtiyacını duyduğumu onun için sizlerle paylaşıyorum. Sizlere, herkese şükranlarımı sunuyorum. Evet sevgili kardeşlerim, bugün sizlere üzüm yaprağından sarma yapacağız. Kızım Paris'ten gelecek. Bugün 2 gündür Paris'tedir. Güzel, o gelene kadar sarmamı hemen pişirmem lazım. Kız arkadaşıyla beraber misafirimdir. 2 gündür oradadırlar. Şimdi onları karşılayacağız. Sarmamızı yapıp hemen pişirmeye bırakalım. Sarmamız için 3 su bardağı güzel pilavlık pirinç yıkayıp tertemiz önceden yıkadım. 1 tatlı kaşığı tuz atarak, bir azıcık da limon sıkarak kenara aldım. Aroma veriyor, hem de daha güzel, lezzetli oluyor. Ve yaklaşık 250 gram kadar da bir servis tabağı, belki büyük bir servis tabağı kadar da yapraklarımız var. Bunu da sağ olsun komşum bahçesi dolu, oradan kırdı verdi, dermanlık gibi. Allah-u Teala, insanlar der ya, babası oğluna bir bağ üzümü kıyarmış, oğlu babasına bir dal üzümü kıymazmış. Şimdi bağ kırılıyor, hiç istemezdim öylesine. Çünkü çok var. Bana dedim biraz üzüm ver. O da üzüm yaprağı verdi. 6 kişilik verdiği yaprak. Yani şöyle ancak tadımlık, dermanlık olur diyoruz. Yine de teşekkür ediyoruz diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Evet. Şimdi sarmamızın içerisi için ne yaptık sevgili kardeşlerim? 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 baş soğan, 1 tatlı kaşığı kimyon kattık. 1 tatlı kaşığı karabiber kattık. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber kattık. Soğanımızı rendeye vurarak içimizi hazırladık. Şimdi kavrulmuş içimizi güzelce pirincimizin üzerine dökeceğiz. Pirincinle beraber kavurmak istemedim. Çünkü benim o pirinç çabuk pişiyor diye. Sizlerin eğer pirinci pişmiyorsa, ağır pişiyorsa önceden deneyin. İyi pişmiyorsa kesinlikle bir 5 dakika bir çay bardağı su dökerek, kaynamış su ilave ederek soteleyin. Ama benim bu pirincim çabuk pişiyor. Beraberinde sotelemeye gerek görmedi. Evet. Şöyle güzelce harmanlayacağız. Sizler isterseniz buna kıyma katabilirsiniz.
Ben de biraz kıyma, 2 yemek kaşığı kadar kıyma katacağım. Çok zaten katmayacağım. Fıstık, dolmalık fıstık içi de 1 yemek kaşığı da dolmalık fıstık içi kattım. O da çok lezzet veriyor. Eğer ki kıymanız yoksa sevgili kardeşlerim, kemik suyu üzerine pişirdikten pişirmeye gönderende bir tane koyun kaburgaları veyahut da küçük böyle etli üzerinde biraz yağlı kaburgasına 2 parça tencerenizin üzerine koyun. Çok lezzet veriyor. Eğer o da yoksa sadece kemik suları kaynatmışsanız dolabınızda, çocuklarınız eğer seviyorsa, benim çocuklar sevmiyor kemik suyu ama ne kadar vitaminli olduğunu da hatırlatırım. Bir su bardağı kadar kaynatılmış kemik suyu dökünüz. Tavuk değil, sadece kemik suyu. Çok lezzetli oluyor. Eğer bunu da sevmiyorsanız sade yapabilirsiniz. Kıyma, et, hiçbir şey kullanmadan, ama kemik üzerine kattığınız zaman gerçekten harika. 2 tane koyun kaburgasının kemiklerini koyun. Çok lezzet veriyor. Evet. Bunu da burada noktalıyoruz. Şimdi güzelce temizce yapraklarını yıkayalım. Ne kadar çıktığını size göstereceğim. Bir servis tabağı kadar ancak çıkar. Güzelce yıkayıp süzelim yapraklarımızı. Bak böyle güzel taze taze. Bütün komşularımızda çok var. Bana bir komşum var, Allah razı olsun. Her zaman getiriyor. Aysun yengemiz. Bu sene demedim daha. Desem o bana çokça getirir. Böyle çantalarından dolu dolu getirir. Emine abla, Allah razı olsun. Böyle yani benim annem, Allah işini varsın canım annem, der ki kızım kesinlikle unutmayın, kimse sizden bir şey istediği zaman tadımlık değil, dermanlık değil, doyurana kadar vermeniz gerekiyor ki işine yarasın. Yani işte böyle, bunun gibi. Evet, yani bir insana iyilik yaptığın zaman tadımlık değil, tadımlığı ne yapsın, kaldır at çöpe, yani bir işe yaramaz, ama verdiğin zaman en azından o kişilerin yararına olacak yardımlarda bulunmanızı, yardım olsun, komşuluk olsun, yapmayın. Yani az vermeyin. Verdiği zaman o kişinin, kişiye göre hiç olmazsa bir servis tabağına çıkacak, bir tencereyi dolduracak kadar bir işe yapın. Yoksa da hiç yapmayın. Evet. Evet, kıymamızı da baharatlanmış, tuzlanmış kıymamızdan da 2 yemek kaşığı kadar atacağım. Vitaminli olsun, daha lezzetli olsun, yeterlidir. Diğerinde köfte yapacağız. Evet. Kesinlikle siz kıymanızı kattığınız zaman pirinciniz sıcak olmasın. Çünkü pirinç sıcak olduğu zaman kıymayı pişiriyor. Sarmanın içerisinde çok kötü oluyor. Kesinlikle böyle diri oluyor, sert oluyor. Hele ki etiniz de sert ise. Kesinlikle kıymayı böyle çiğ katın. 2 yemek kaşığı kıyma. Orta dereceli yağlı kıyma da olabilir. Evet, şimdi buna biraz da çeyrek çay bardağı kadar da sıvıya katabilirsiniz. Ben tereyağıyla yaptım. Sıvıya 4 yemek kaşığı kattım. Tereyağına lezzetli oluyor, ama tereyağınız yoksa margarin de yapabilirsiniz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tenceremize bir kat böyle yaprağını çok döşemeyeyim. Yaprağım zaten az. 3 tane yeterlidir. Canı sak kadın biraz daha verseydik kıyamet kopacaktı herhalde. 2. Evet. Yaprakları çok güzel temiz yakayın sevgili kardeşlerim. Böyle üzerlerinde örümcek falan oluyor. Dikkatli böyle tek tek yıkamanız lazım. Ben haşlamadım, sıcak suya da koymadım. Böyle taze yaprak, öylece sarmak daha güzel olacak. Evet, kenara alıyoruz. Biraz da sıvı yağ atalım. Allah herkesin kalbine göre versin Rabbim. Ona göre de Rabbim zaten rahmetini, bereketini insanların kişilerine göre işini rast getiriyor. İnsanların kişilerine göre rahmetini, bereketini yağdırıyor. Bunu da kesinlikle biliniz. Her zaman bilici olmayın, verici olmada her zaman müminlerimize bu yakışır. Cimrilik hiç insanlara yakışmaz. Yani cimri olmak, Rabbim cimri insana bereket vermez. Bismillahirrahmanirrahim. Yaprakları şu şekilde. Bunların makineleri de var. Hiç
oynamaya hiç gerek yok. Bu şekilde yaprağını alta gelecek şekilde bir takı kaşığı, yarısı yeterlidir. İçini az koyun ki iri düşmesin. Bu şekilde. Bu şekilde dizeceğiz. Bu şekil yaprağımızı. Görünebiliyor mu? Dur şöyle alayım. İçimiz yaprağımızı ne yapıyoruz? Kenarını bu şekilde, yaş olduğu için hemen yapışıyor. Şöyle göstereyim sevgili kardeşlerim. Bu ara açık olan yerleri kapatıyoruz. Dolmalık fıstık çok güzel yakışıyor. Yediğiniz zaman böyle ağızda lezzeti gerçekten ağza dağılıyor. Kesinlikle dolmalık fıstık katmanızı tavsiye ediyorum. Yavaş sarayım, şöyle görünüz. Böyle ince ince kalem gibi. Şu yaprağını, eğer ki sizler acemi olan kardeşlerimiz varsa, biz alışkınız onun için yapıyoruz. Acemi olan kardeşlerimiz varsa eğer, bir 3 dakika kaynamış suda eyletin, hemen çıkarın. İşinizi kolaylaştırsın. Ama böyle ben böyle çok güzel oluyor. O suyun, bu yaprağın vitamini gitmiyor. Güzel oluyor. Evet, böyle devam edelim. Evet, misafirim olduğu için yanında da böyle güzel mercimek çorbası yapacağız. Ne yaptık? Yarım su bardağı, bir parmak eksik. Bir su bardağı, bir parmak eksik mercimeğimizi koyduk. İki tane de böyle havuçtan kesip tertemiz bulaşık teli, naylon bulaşık teliyle havuçlarınızı kabuğunu sıyırdığınız zaman çok güzel oluyor. Naylon bulaşık teliler var. Demir kesinlikle katmayınız. Burada yanlış bilgi vermeyelim. Demir bulaşık teli olduğu zaman parçalar içinde kalır. O ayrı bir, insanların sağlığına çok zararlı olduğunu hatırlatayım. Naylon bulaşık teli çok güzel böyle havuçları rendeliyor. Yıkıyorsun çeşmenin altında bol suyla. Çabuk kabuğunu alıyor. Evet. Bir yemek kaşığı, yarısı kadar tuzumuzu atıp beraberinde, tuzu beraber attığında daha çabuk kaynıyor. Daha çabuk dağılıyor mercimek. 1 kilo suyumuzla beraber tamamdır. Pişti şimdi. 25 dakikadır kısık ateşimizde böyle güzel. Şimdi bunu blenderden geçireceğiz. Üzerine sosunu hazırlayacağız. Eğer ki böyle taze ve yaprağı sert değilse, böyle yumuyorsanız elinizde, taze olduğu belli oluyor. Eğer ki yumduğunuz zaman kıtırtı sesi geliyorsa, sert oluyorsa, onu kesinlikle haşlamanız gerekiyor. Ama bu taze yaprak olduğu için ben haşlamadan yapıyorum. Bu notu da sizlere ileteyim. Evet. İster elinizde yapın. Şöyle az koyuyoruz. İçinin, yani ince kalem gibi olması için iç malzemesini az koyuyorsunuz. Hepsi bu. Evet. Çünkü piştiği zaman pirinçler şişiyor biliyorsunuz. Onunla ince, her zaman küçük, ince, zarif olanları sunuma şık oluyor. Daha güzel oluyor. Göze de hitap ediyor. Yenilmesi de harika oluyor böyle küçücük. Bu şekilde. Biraz zamanınız yarıyor. Eğer yardım kimseniz varsa tabii ki yardım beraberinde hem tatlı sohbetle hem de güzel sarmaları yapabilirsiniz. Ama bizim gibi yalnız olanlar da yalnız yapacaklar. Çaresi yok. Şimdi birkaç tane de yine acemi olan kardeşlerimize şöyle gösterelim. İçini çok koymuyoruz. Az az içini koyarak şöyle yaprakların üzerinde kalmasın kesinlikle. Sardığımız zaman geri açılma olasılığı oluyor. Bir de naylonların üzerinde de yapabilirsiniz. Naylona koyup çekebilirsiniz. Bu da güzel oluyor. Şöyle kapatıyoruz. Bu ucunu bu elimizle şu şekilde elimizi şöyle altını alıyoruz. Şöyle altında hiç olmasın bir şey. Sıkıca böyle yavaşta şu şekil rulo yapıyoruz. Sıkı, ama sıkı yapıyoruz. Altı temiz olması gerekiyor. Bunu unutmayınız böyle. Şu şekil, bu şekil rulo yapıyoruz. Bu yaprağın ucu alta gelecek şekilde tenceremize koyuyoruz. Hepsi bundan ibaret. Evet. Kızım, kız arkadaşı şimdi telefon etti. Pişirmeye galiba kalamayacağım. Çünkü 20 dakika içerisinde istasyonda bizi bekliyor. Oraya gitmemiz gerekiyor. İkisi de öğretmen, kızımın arkadaşı.
bu sene Allah'ın izniyle son imtihanını geçtiler. Rabbime hamdolsun diyoruz. İngilizce öğretmeni çıktı bu sene. Tayin bekleyeceğiz bu sene Allah'ın izniyle. Bütün burada sınava giren bütün anne kuzularına buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün dualarımız onlarla olsun. Hayırlı haberlerle gelsinler inşallah. Öncelikle hayırlısını nasip etsin. Sağlık, huzur, güven nasip etsin. Yılların emeğini, karşılığını aldık Allah'ın izniyle. Şimdiden sonra Rabbim yollarını açık etsin inşallah. Kötü gözlerden korusun. Rabbim evlatlarımızı kötü gözlerden korusun. Çünkü hiç iyi niyetli olan insanlarımızdan Rabbim karşılaştırsın diyoruz. Evet, şimdi Türkiye'den gelip burada ikamet ettiğimizi boşuna gelmedik. Bizler de burada çalışıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Evlat, hayırlı evlat yetiştiriyoruz. Bunun bilincindeyiz Allah'ın izniyle. Geldiğimiz vatanımızı bırakıp ailemizden olup toprağımızdan olduk. Burada da boş durmuyoruz, evlat yetiştiriyoruz. Dünyanın neresinde olur olun sevgili kardeşlerim.